Hepinize merhaba arkadaşlar sizinle beraber gecenin bir saatinde akçeliyorum 2 diyeceğiz siz bunu tabi ne zaman izleyeceğiniz belli değil zor uzun orijinal yenisi yorum sorularımız burada ama biliyorsunuz zorluklarımız tam tadında ve bu müthiş soruları ekibimizle beraber sizin için yazdık bakalım bugün neler konuşacağız test 2'de birinci soruyla başlayalım yukarıda verilen bisikletin demiş c merkezli ön tekerleğinin yarı çapı 44 santim hocam demiş c merkezli şu 44 doğrudur hocam B merkezde arka tekerinin yarıçapı şu da 22 tamam ya bak şu da dik merkezden tabana değil mi C merkezi merkezde dik hocam 22 4 1 2 oranı demek ki şuralar A kadar burası A kadar işte AB ile BC birbirine eşit ABC 80 verilmiş burası 80 o zaman burası da 80 burada güzel bir dik üçgen yakaladık mesela burada karşı bir hipotenüsü biliyoruz. Sinüs x nedir? Karşısı 22. Komşusu 80. 22 bölü 80. Evet bazı açıların trigonometrik yaklaşık değerleri de verilmiş. Ama buradan 22 bölü 80 ne eşit onu bilmiyoruz. Tan x'i soruyor. Ha, karşı bölü komşu. Pisagor yapıp a'ya gitmeye gerek yok. Daha pratik düşünmeliyiz. Doğru mu? Peki. Şimdi 22 bölü 80'i sadeleştirdik. 11 bölü 40 yaptık. Cık, payda 100'ün Katı olmasına baksana. Bindeki oranlar verilmiş. Burayı 5 bölü 2 ile çarpsak nasıl olur? Burayı da 5 bölü 2 ile çarpsak. 40 çarpı 5. 200 bölü 200. Payda 100 oldu. 11 çarpı 5. 55 bölü 2. Çok güzel. Binde olması için bir de 10 ile çarpayım. Tamam. Payda ne oldu? 1000. 55 çarpı 10. 550 bölü 2. 275. Da da 0.275 sinüs X neymiş? 1275. Bakıyoruz sinüsün. Bak 1275 olduğu açı 16 dereceymiş. İşte bu ya. Şimdi bu 16 derecenin tanjantını istiyor. Hiç kendimi yormama gerek. 0.286. Hattımıza hoş geldiniz. Müthiş bir soruydu. Fare Bey teşekkür ediyorum. Sevgili genel koordinatörümüz döktürdü. Geldi ikinci soruya. Farklı bir üçgen. Kesme katlamayı nasıl birleştirmiş bakalım. ABC Evet abi A, B, C, C, C. aynı ölçüleri say. aynı üçgeni biraz döndürmüş. BC C 15 hocam. B, B, 6. Peki. Tanjant. B, C'si A, Allah Allah. Dur bakayım şimdi. Şimdi bak şu A, B kenarının uzunluğu. Şu A, B kenarının uzunluğu. A biraz aşağı indirilmiş. Şu olmuş. Tık tık. Tık tık. Doğru mu? Tamam 15'ti. Buraya da 9 kalmış. Ben duramam. İkiz kenar üçgende dikimi yapıştır. Başka bir şey yok çünkü. Peki alfa burası beta. Alfa beta 90. a dik üçgen olduğu için zaten şu rasının tamamı da beta. Hatta buraya iki beta diyeyim ki. Beta beta olduğu anlaşılsın. Ve iki beta alfa 90 derece. Bunu da şöyle notuma alayım. Tabii diki attığım zaman ikizkenar kenar üçgen 3'ü 3 üç böldü. Bak burada şöyle bir güzellik ben yakaladım. Sen de umarım yakaladın. Tamamı dikti. Şu dikten şu dikte atıldığı zaman tamam mı? Dikten dik. Öklit. Şurası 3. Burası 12. H kare pk diyoruz değil mi? Yükseklik ayırdığı kenarların çarpımının kare köküne eşit. 3 çarpı 9. 12. 36. Altının karesi yani yüksekliğimiz 6. Birimmiş. Tanjant b üssü. Tanjant b üssü. A c. Tanjant Alfa isteniyor. Şimdi şöyle düşünelim sevgili arkadaşlar. Şimdi bak alfayı bulmaya çalışıyorum. Alfa eşittir. Farklı bir yönden bulacağım. 90-2 beta. Tanjantını istiyorum. Al tanjantını. Tanjant alfa. Tanjant 90-2 beta nedir? Kotanjant 2 beta. Biz kotanjant 2 beta'yı değil de tan 2 beta'yı bulalım. Çarpmaya göre tersini alalım. Çünkü 1 bölü tanjant 2 beta eşittir. Kotanjant 2 beta'dır. Tanjant 2 beta nedir? 2 tam beta bölü 1 eksi tan kare beta. Peki tanjant beta'yı nasıl bulacağız? Bakın tam şurada. Soru süpermiş. Değil mi arkadaşlar? Şöyle artık şurayı bir genel siliyorum. Şurası 6. Altı, hatta 6'yı şöyle yazmayalım. Şöyle dikimizi atalım. Yüksekliğimiz 6'ydı. Şurası 3'ü 3 üç böldük. Şurası beta'ydı. İşte şimdi bu görmüş olduğunuz şeye kontrol edebiliriz. Tanjant beta karşı bölü komşu. Tam beta. Karşısı 3 komşusu 6. 1 bölü 2. Şimdi yerine yazıyoruz. 2 tam beta. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 çarpı 1 bölü 2 üst taraf 1 aşağısı 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 ters çevrildiğinde 4 bölü 3 oldu. Şimdi benim cevabım neydi? Tan alfa yani kod 2 beta. Tan 2 beta 4 bölü 3 ise kod 2 beta 3 bölü 4'tür. Bence çok tatlı bir soru arkadaşlar. Mis. Evet. Bakalım burada ne diyor. Leyla Arif Buse trigonometri konusu çalışmakta birbirlerine soru soruyorlar. Arif diyor ki bir fonksiyon var aklımda. Tersi diyor. Eksi 3 artı sin x bölü 2. Dur bakayım bu y'ye eşit olsa eksi 3 artı sin x bölü 2 bir y fonksiyonu olsun. X'i bir yalnız bırakalım. 2y artı 3 eşittir sin x. Ya bir trigonometrik fonksiyonun tersi nasıl alınıyor? Aa, arc, arc sin. yap bakayım diyor. Arcsin sin 2y artı 3 arc sin sin x ne oldu? Burada sadece x kaldı. Şimdi x ile y'nin yerini değiştirme vakti. Arksin 2x artı 3 eşittir i̇şte y. İşte o aklındaki fonksiyon arksin 2x artı 3 olmalı ki tersi x 3 artı sin x bölü 2 olsun. Neredesin yavrum? Arksin 2x artı 3 Bu 3x artı 2 gitti gitti gitti. Ulan kendiliğinden denizli geri verdi. Ama Leyla dediğin bu fonksiyonu buldum. E, x eşittir eksi 1'deki değeri a'dır. İkisinin eksi 1 yazdığım zaman evet arkadaşlar arcsin sin 1 nedir? Sinüsü 1 olan açı pi bölü 2. Aferin. Mis gibi bir soru. A ve B yerine ne gelmelidir? Şimdi dördüncü soruya geldik. Bu çok güzel sorularla dolu. Bir kere şurada bir altıncı sorum var ki bunu sınava koy başka bir şey gerek yok yani. Ben olsa bunu sorarım. Dediğim bir sorumdu benim kendi adıma. Dördüncü soru çok güzel bir sorumuz. Bak iyi dinle beni buradan. A'ya B'ye bak. B A x'miş. Şimdi bir kere x kare artı 20 x artı 100'ü görünce. X artı 10'un karesi bu diyeceksin. Bu 1 2. B'den A'yı çıkar. Mesela işte kosek kare 1 derece eksi kot kare 1 derece. Bunun aynısından kaç tane var? 90'a kadar var değil mi? Kosek kare 90 eksi kot kare 90. 90 tane böyle adam var. E ee, ben de diyorum ki gel şu bir tanesine bir bakalım. Diğer kenarda dursun. Kosekant. 1 bölü sin kare 1 derece. Eksi. Kot kare 90 derece. Kos kare 1 derece bölü sin kare 1 derece. 1 eksi kos kare 1 derece sin kare 1 derece. Paydada da sin kare 1 derece var. 1. Müthiş soru. Demek ki bu şekilde kosek kare 1 eksi kot kare 1. Kosek kare 2 derece eksi kot kare 2 derece. Bunların hepsi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 90. B eksi yani x 90'mış. x 90'sa 90 artı 10 100. 100'ün karesi e 110'un karesinin karesi 10 üzeri 4 ifadesini işte adını. Müthiş bir soru öteki türlü uğraştırır. Çok istedim. Geometride çok yaptık tangram soruları. Çok tatlı. Neden? Ya işte burada efendime söyleyeyim ikizkenar üçgenler, kareler falanlar filanlar değil mi? Mesela şu x'in 45 derece olduğu hemen açık mesela. Neden ikizkenar dik üçgen biliyorsun tangramda? x eşittir 45 derece. Ondan sonra mesela şurada işte yine burası 45 45 90 üçgeni. Bak dış açısı y, y 135 derece. Bunu görün diye. Neyse 8 parçalı tangram'da bir kare, bir paralelkenar, 6 tane üçgen var. x'e y'ye göre bunun sonucu bak x'i y'yi bul amacım oydu. 2x 90. 90 135 tan x 45 derece çarpı sekant Topla 180. Tan, tan eksi 45 derece. Eksi tan 45. Tan 45 1 olduğu için eksi 1. Sekant 1 bölü kos. 1 bölü kos 180. Kos 180 eksi 1. Eksi 1 çarpı eksi 1. 1'dir. Bence çok tatlı bir soru. Altıya özel geleyim. Önce yediği yapalım. Kolayla. Bak limuzin görselini almışım abi. Yan yüzündeki limuzinin şu camlı bölgesi demek ki bak bir yamukmuş. Yamukta paraleleri çek diye konu anlatımında bir saat anlattım. Altı metre buraya geldi. Bir metre yüz santim burada kaldı. Yetmiş santimi buraya çektim. Al yetmiş doksan yüz santim teta. ABC'de paralel. Tamam zaten bunu söylemiştim. Yamuk. Kosteta. Kosteta'yı nasıl bulursun abi? Yani dünyanın en basit yolu. Kosinüs istiyorum. Hatta 10'a bölelim hepsini. 7, 9, 10 olsun. Şimdi cos kare ne diyordu? 7'nin karesi, 10'un karesi artı 9'un karesi eksi 2 tane, 9 tane, 10 tane kosinüs dedi. 7'nin karesi 49 eşittir. 10'un karesi 100 artı 9'un karesi 81. 181 eksi 180 kos teta. 180 kos teta buraya. 181'den 49 çıktığı zaman 132. kosinüs teta 132/180. Bu da kaça bölünür? 12 desek 12'ye böldük 180'i 15. 132'yi 12'ye böldük. 11, 11 bölü 15. Kosinüs de buymuş. Adana, evet Adana. Şimdi ama başka bir yere geldik. Başka bir yorumun olduğu, başka böyle birçok şeyi konuşacağım bir soru. İyi beni. Alfa, beta, teta bunlar dar açı. Çok önemli. Yani mesela şöyle küçük bir not alayım. Alfa, beta, teta. Sıfırdan büyükler, Bak, sıfır olamıyorlar. Mesela bu sorudan 50 tane soru türetilir. Onu diyorum yani. Özgün ya soru. Şimdi sinüs alfa kos alfadan büyük. Bak dar açılarda sinüs kosinüsten ne zaman büyük oluyordu? 45'ten sonra. Sinüs 1'e doğru giderken kosinüs 0'a doğru gidiyordu. Demek ki alfa 45'ten de büyük. Ama 90'dan küçük dar açı. Yine teta mesela. Teta tanjanttan 0. Çünkü tan 45 1. 1'den sonra uçuyordu tanjant. Ama kotanjant sıfır sonsuz diyorduk değil mi? Yani tanımsa ama sonsuza kadar gidecek bir önünü bıraksak limitle. O yüzden teta sıfırla 45 aralığında. Kosinüs beta sinüs betadan büyük bak. Beta da sıfır 45 aralığında ki kos sıfır bir çünkü. 45'e kadar sinüsün önünde. Bir kere bu sıralama ünitesinde çok detay notlar verdim. Git notlar kısmına kitabın. Bir saat sıralamada bunu anlattım yani. yani bunu bilmeyip direkt bu videoyu izleyen bunu direkt yorumlayamayabilir. Normally. Dur nereye gidiyorsun? Önce bu soru. Buna göre kesinlikle doğruları soruyor. Alfa, beta, tan 45. Bak bir kere mesela bu öncül şu bilgiyi konu anlatımında söylediğim için ya tanjant 45'i geçtikten sonra özellikle teta 0.45 aralığında yani 90'ı geçemiyorsa bu tan 45 artı teta dar kalmaya devam ediyorsa sinüsün evveliyatından bir kere bir kesin doğru dedirtmek istiyorum. Ama var ya bu hep kandırır mesela. 45 artı teta illa her zaman sinüsünün evveliyattan büyük olmak zorunda değil. O teta 45'i bir geçerse görürüm. burada negatif olursa. Buna hem dikkat diyorum hem doğru diyorum. Ama doğru. Kotanjant teta eksi beta. Şimdi 0.45 aralığında bir açı var. Bu kotanjant yani teta beta'ya eşit olabilir. Kot 0, 1'dir. Bunu bilmiyoruz. Buradaki hile de bu. Teta beta'ya eşit olabilir. İlahi işsizlikle yoluna bakma. Kosinüs alfa artı teta. Şimdi bak alfa ile teta. Dar açıyı geçebiliyorlar mı? Yani negatif olabilirler. Bak alfa 45-90 aralığında. 88 olur. Teta da 44 olur. Burası ikinci bölgeye taşınabilir. Eksi de olabilir. Artı. Beta artı alfa. Beta ile alfa yine. Bir kere beta ile alfa bu, bu sinüsün kesin pozitif olduğunu temsil ediyor. Mesela şunu diyebilirdi Sinüs beta artı alfa kesinlikle sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Bu bir kesinlik mesela. Neden? Sinüs birinci ve ikinci bölgede pozitif. Ama kosinüs beta artı alfa sıfırdan küçük olabilirdi. Dolayısıyla bu da yanlış. Sadece ve sadece yalnız bir kesinlikle doğru. Bunu bir tık daha zorlaştırabiliriz. Yorum sal kısma getirebilirdik. Ama dediğim gibi tadında tuttuk. Aman dikkat. Evet. ilk baskı olan arkadaşlar ikinci baskıda bunlar yok ama ilk baskı olan arkadaşlar da şurası tanjan ABC ona bir dikkat edelim. Sorumuzu okuyalım. Çok hoş bir soru. ABC noktalarında bulunan foto kapanlar sayesinde doğal yaşamı görüntüleyen bir araştırmacı önce A'dan B'ye dın dın B'den daha sonra C'ye gidiyor. Kabul. Bu araştırmacı A'dan B'ye B'den C'ye giderken izlediği yol pusulası. Kuzeyi gösteren ibresi aşağı Bak işte. Kuzey nere yavrum? Şöyle. Değil mi? Kuzey nere? Yukarısı. Kuzey kutbu bak yukarı doğru gidiyor. Bunlar zemine dik. Buralar zemine dik. Şimdi bak. A'dan B'ye giderken 60 derecelik açıyla gitmiş. Burası 30. B'den C'ye giderken bak kuzey ile arasındaki açı 75. O zaman şurası 75 buraya 15 kaldı. 30 45 burası 135 derece. Mesela. Şimdi tanjant ABC istiyor bak tanjant A B C istiyor. Tanjant BAC olsa tanjant 30 derece olurdu. ne istiyor? Pardon ya ben ben de yanlış yazdım. Tanjant ACB'yi soracaktık işte burada. Pardon. ACB bu en son bulduğumuz açıyı. Heh. O da kaç? 135 derece. Tan 135 eksi 1. BAC değil. Çünkü BAC tan 30 o da kök 3 bölü 3. Gerçi onun da cevabı başlıklarda ama. Şimdi arkadaşlar burada asıl mevzu şu pusulanın yön ibrelerinde böyle seyrediyorsunuz soruyu. Ne yapacağım nereye yazacağım 60 neresi ya kardeşim. Bak bu adam bir yere gidiyor. Tamam Pusulayı koydun. Ne diyor? Pusulanın yaptığı açı kuzey yönüyle 60. Kuzey burası. Buraya 30 kalıyor işte. Sonra böyle gidiyor. Sonra bu adam bu tarafa doğru giderken 75 derece yapıyor bak kuzeyle. Kuzey burası. Yine dik simini. Burası da 15. Şöyle 135 kalıyor. Bu çok pratiktir. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Pusula yerleştirmeleri bilin ya. Cık, bilemiyorum. Yani acayip öğrenciler yapamıyor. Şaşıra kalıyordum. Olmadı bunu ekstra bir anlatırız belki. Şekil 1'de verilen süper soru ya. Çok tatlı. Hoş. Bu sorunun adı hoş. Basit ama çok hoş. 20'şer santimlik eş parçadan oluşuyor. 100 santim e, metrede açıldı. 4 tane ikizkenar üçgen oluştu. 1, 2, 3, 4, 5. 20, 40, 60, 80, 100. Ya şu ikizken üçgenleri görünce ben niye duramıyorum? Şuradan bir dikkat isim. Hepsi birbirine eşit hocam. 20 demiş. BH 60'mış. Ha, bak bak. İkizkenar üçgen ya buralar. Hepsi birbirine eşit. 5A 60. Ben, sen benden önce anlıyorsun bazı soruları. A 12. 12, 16, 23 genişti. 16. 12. Sinüs x. Kardeşim sinüs x nedir? Karşısı 16. Hipotenüs 20. 20 bölü 16. 4'e böldüğümüz zaman 4 bölü 5. Mis gibi soru bence. Çok tatlı. Şimdi, özel bir soru, özel bir bilgiyi kullandırıyor. Biz bunlardan problem kitabında falan bahsedeceğiz. Temel kavramlarda. İki pozitif reel sayının aritmetik ortalaması artı b bölü 2 daima büyük eşittir kök ab. Değil mi? Kanıtlayalım. 2'yi karşıya A Artı b büyük eşit 2 kök ab. Alır iki tarafın karesini. Hatta direkt yaz. A kare artı b kare eksi 2 ab. Büyük eşit 4 ab'den. B'den işte artı 2 ab. 4 ab'yi bu tarafa aldığın zaman a eksi b'nin karesi gelir. Ve iki sayının karesi daima sıfırdan büyük eşit olmuş olur. İşlem tamamlandı. Bu pozitif sayılarda sağlanıyor. Tabi bir sürü ispat var yani. Ama müfredatta yok o tarz ispatlar. Bazı kitaplarda yani kavuç var eşitliğinden bile soru görüyorum. Ya yok bunlar ileri seviye eğitim verilmesi gereken bazı öğrencilere. O da Türkiye'nin yüzde sıfır gibi biridir yani. Onun dışında özel ilgi alanı olan bakabilir. Ama biz kitaplarımıza koymadık yani. Belki özel videolar yapıp bahsederim. X eleman 0 pi bölü 2 aralığında bir dar açı. Tamam dar açı. 6 tan x artı 8 kot x ifadesini alabileceği en küçük tam sayı. Allah Allah. Yukarıda verilen bilgiye dikkat eden sürede soruyu doğru cevaplamış. Ya tabi bu bilgi olmasa yapamazdın ama şimdi yapabilirsin. Bak ne diyor? 6 tan x artı 8 kot x. Bunun maksimum değeri. Aritmetik ortalaması geometriğinden büyük. 6 tan x 8 kotikisi çarpıyorsun. Şimdi biliyorsun geometrik ortalamada. Tan x kotik daima 1. 6 kere 8 48. Yani 4 kök 3. Paydadaki 2'yi buraya aldım. Büyük eşit. 6 tan x. 8 kotik. Alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor bu ifadenin. 2 çarpı 4 kök 3. 8 kök 3. Şimdi benim öğrenciler hemen bağırıyor. Hocam kök 3'ün yaklaşık değeri neydi? 1,7 idi değil mi? Hemen 1,7 ile 8 çarptılar. 13,6. Bu değer 13,6'dan büyük olduğu için 14'ü yapıştırdılar. Ama tabii ki siz şöyle yapabilirsiniz. En az şekilde. 8'in karesi 64'ü içeri aldığınız zaman kök 192'yi geçmesi lazım. O da kök 196 14'tür. bu şekilde de yapılabilir. Sıkıntı yok. Sevgili arkadaşlar güzel bir soruydu. Şimdi siz bunun şu versiyonunu da biliyorsunuz bu arada. Tanixkotix özel yapıyor soruyu. Şimdi 3 sin x artı 4 cos x'in maksimum minimum diyoruz. O kök a kare b kare formülü başka tamam. Minimum değeri bu. Maksimum değeri eksi kök a kare b kare. Karıştırmayın. Bağımlı bağımsız değişken de anlatmıştım. Aa bitti aa akçalıyorum için şu ilk bak bu müthiş soru. Akça Hoca acayip imzalı bir soru bırakmış kendine. Onu konuşacağız. Ama akçalıyorum iki bence çok şey öğretti. Yani en kötü ihtimalle pusula kullanımını aritmetik ortalama ve geometrik ortalama sıralama ünitesini çıkarma işleminde yaptığımız estetik hareketi şurada öklidin ve ikizkenarın kullanımını tersi ya bu testte bayağı şey öğrendik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Çok yakında acayip kamplar yapacağız. Tüm kitapları beraber çözeceğiz. Çok zahmetli bir yolculuğa bizle beraber girenler seneye kanalı konuk olup konuşacaklar. Biz de verdiğimiz emeklerin karşını aldığımızı hissedeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone bildirimlerini açıp kanalda da arkadaşlarınıza önerin diyoruz ama hiçbirinde önerdiğini zannetmiyoruz. Bu da işte alışına gelmiş sözler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.